Merhaba, ben İnşaat Yüksek Mühendisi Ebru Kahraman. Bu videomuzda sizlere betonarme, nervür ve kaset döşeme tasarımını nasıl yapacağınızı anlatacağım. İsterseniz videomuzun içeriğinden bahsedelim. Öncelikle döşeme malzeme tanımlarını inceleyeceğiz. Nervür ve kaset döşeme kiriş tasarımlarının menüsünü inceleyeceğiz. Analitik yöntemle tasarım, sonlu elemanlar yöntemleriyle tasarım nasıl yapacağımızı inceleyeceğiz. Kiriş donatı tasarımı ve seyim hesaplarını inceleyeceğiz. Son olarak detay çizimlerin önüzlemesinden bahsedip videomuzu bitireceğiz. Bu videoyu izlemeden önce kiriş ve döşeme tasarım videolarımızı incelemenizi tavsiye ederim. Öncelikle malzeme ve donatı tanımı ayarlarını inceleyelim. Analiz sekmesindeki bina analizi butonuna tıklayalım. Bu bölümde yapıdaki tüm eleman gruplarında kullanılacak malzeme bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Malzemeleri düzenle butonuna tıkladıktan sonra nervür döşemelerinize ait malzemeyi görüntüleyebilirsiniz. Beton sınıfı ve donatı sınıfı değişikliğini bu bölümden yapabilirsiniz. Donatı çapları listesinden betonarme tasarımda kullanılmasını istediğiniz donatı çaplarını belirleyebilirsiniz. Bu modelimiz için 10, 12, 14 ve 16'lık donatıları seçelim. Kullanmak istemediğiniz donatı çapının dikini kaldırabilirsiniz. Tamam butonuna bastığınızda değişiklikleriniz korunacaktır. Etriyeler için ise etriyeler bölümünden 8, 10, 12'lik donatıları seçelim. Seçimlerimizi bu şekilde gerçekleştirdim ben. Tasarım ayarlarını inceleyelim. Programın hızlı erişim alanında veya bina sekmesinde yer alan ayar merkezi butonuna tıklayalım. Kiriş tasarım ayarları bölümüne geçelim. Bu bölümleri daha önce kiriş tasarım videosunda bahsetmiştik. Parametreler bölümünden nervür kirişlerinize ait tasarım ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz. Donatı seçimlerinizi ve paspaylarınızı bu bölümden ayarlayabilirsiniz. Döşeme bölümünden asmolen birim ağırlığı veri alanını kullanarak asmolen birim ağırlığını değiştirebilirsiniz. Nervür ve kaset döşeme tasarımlarını gerçekleştirelim. Öncelikle analitik yöntemle daha sonra sonlu elemanlar yöntemiyle analizi anlatacağım. Analitik yöntemin kendi varsayılanlarından kaynaklanan kısıtlamaları bulunmaktadır. Bu nedenle sonlu elemanlar yöntemi özellikle kaset döşemelerin çözümünde daha çok tercih edilen bir yöntemdir. Kaset kirişleri protostructure tarafından diğer kirişlerle kesiştiği noktalardan bölünmeden boydan boya tanımlanır. Böylece bu kirişler donatı hesabında tek parça gelirler. Bu da detay çizimi ve hesap raporu oluşturulmasını kolaylaştırır. Gerçek kirişe dönüştürülen bu kirişler 3 boyutlu analiz yaptığı için birbiriyle kesişen bu kaset kirişleri kesişim noktalarından otomatik olarak parçalanıp birbirine bağlanır ve analiz sonunda sonuçları otomatik olarak yeniden birleştirilir. Öncelikle analitik yöntemle analizi gerçekleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi kaset ve nervür döşemelerden oluşan sistemimiz mevcut. Öncelikle analitik hesap aksımızı başlangıç ve bitiş konumlarına dikkat ederek geçirelim. Burada önemli bir nokta da hesap aksımızı nasıl geçirmemiz gerektiğidir. Eğer kaset döşemeniz varsa iki yönde de çalışacağından X ve Y yönünde hesap aksı tanımlamanız gereklidir. Nervür döşemelerimizde ise kiriş çizgisine paralel olacak şekilde hesap aksınızı tanımlamanız yeterlidir. Eğer bu şekilde baştan sona kadar nervürünüz aynı yönde devam ediyorsa kiriş detaylarının sürekliliği açısından baştan sona kadar tek hesap aksı tanımlayınız. Eğer kirişiniz bu şekilde yön değiştiriyorsa yön değiştirdiği yere kadar hesap aksı tanımlamanız gereklidir. Yön değiştirdiği yerde kirişe paralel olacak şekilde hesap aksı tanımlayalım. Hesap aksı tanımlama işlemimizi tamamladıktan sonra tasarım bölümünde bulunan nervür döşeme analizleri butonuna tıklayalım. İsterseniz tüm katlar tikini işaretleyerek tüm katlar için analizi aynı anda yapabilirsiniz. Nervürlü ve kaset döşemelerin varsayılan yük dağıtma yöntemi kırılma çizgisi yöntemidir. Normal döşemelere benzer şekilde kırılma çizgileri hesaplanır ve yükler çevredeki kirişlere dağıtılır. Kaset döşemeler çift yönlü döşemeler olarak kabul edildiğinden dağıtım iki yönde yapılır. Nervür döşemeler dikkate alınıyorsa yük dağıtımı tek yönde yapılır. Açılan raporda hesap aksımızın geçirmiş olduğumuz döşemeler üzerindeki yükler ile birlikte
listelenmektedir. İlk bölümde nervür döşememizin özellikleri listelenir. İkinci bölümde ise I ve J uçlarındaki ankastrelik momentleri hesaplanır. Son bölümde ise nervürlerinize ait hesaplanan moment ve kesme kuvvet değerleri gösterilir. Tanımlanan aks üzerinde bulunan döşeme açıklıkları nervür kiriş açıklığı kabul edilerek bu aks üzerindeki açıklık ve mesnet genişliklerine bağlı bir donatı hesabı yapılacak ve sonuçta bulunan mesnet ve açıklık momentleri kiriş donatı hesaplarına aktarılacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra tasarım kısmından nervür kirişleri butonuna tıklayıp nervür kirişinizin hesabını yaptırabilirsiniz. Bu bölümler normal çerçeve kirişleriyle aynı arayüze sahip. Detayları kiriş videomuzdan inceleyebilirsiniz. Tüm donatıları yeniden seçelim. Bir kirişimize donatı hesabı diyelim. Aks üzerinde bulunan her kirişin mesnet ve açıklıklarında alt ve üst kenar olmak üzere 6 adet gerekli donatı alanı hesaplanır. Bu değerler moment değerlerini göster menüsünde hesaplanan donatı değerleridir. Kiriş şemasının hemen altında hesaplanan donatılara göre seçilen donatıların gerekenlere göre fazlasını belirten fazla AS satırları yer almaktadır. Bu değerler seçilen donatılar değiştirildikçe otomatik olarak yenilenmektedir. Fazla donatı alanları seçilen donatın ekonomikliğini göstermektedir. Fazla donatı alanlarının kırmızı renkte yazılması kirişe konulan donatının gereken donatı alanını sağlamamış olduğunu göstermektedir. Fazla donatı alanlarının hemen altında donatı veri alanları yer alır. Bu alanlarda seçilen donatılar görülecektir. Donatı veri alanlarının hemen altında 6 sıradan oluşan konstrüktif kontroller bölümü yer almaktadır. Bu bölümde ise yukarıdan aşağıya doğru kontrol amacıyla kiriş alt ve üst kenarlarında minimum çekme donatısı alanlarının görüldüğü minimum AS satırları, açıklığa göre hesaplanan pilya çanağı kontrol satırı ve en alt kiriş ve üst kenarlarında donatıların keste sığıp sığmadığını kontrol edebileceğiniz minimum BV satırları, sarılma bölgesinin uzunluğunu gösteren B sarılma satırı sıralanmıştır. Minimum BV bölümünde donatınız keste sığmıyorsa kırmızı olur. Örneğin kestiniz sığmadı. Bu durumda donatı üzerine geldiğinizde yukarıda donatınızın hangi sırada olmasını istediğinizi belirleyebilirsiniz. Bu tasarımlarımızı gerçekleştirdikten sonra nervür döşemelerimize ait sehim hesaplarınızı kontrol etmeniz gereklidir. Bu bölümde TS500'e göre sehim hesapları kontrol edilmektedir. Yükleme süresi TS500 çizelge 13.2'de belirtilen koşullardan seçim yaparak hesaplarda kullanılacak süre katsayısını belirleyebilirsiniz. Eğilme elemanı ve yeri bölümünden TS500 çizelge 13.1 ve 13.3'te bulunan koşullar dahilinde hesaplamalar yapılır. Sehim sınır değerleriniz ise bu bölümdeki seçiminize göre hesapta belirlenecektir. Otomatik belirle seçeneği seçili olduğu takdirde eğilme elemanınızın yeri ve otomatik belirlenir. Değerler otomatik olarak yansıtılır. Elemanınızın hassas yük durumunu bu bölümden seçebilirsiniz. Sehim hesabı gerektirmiyorsa da kontrol et seçeneğini işaretleyerek sehim hesabı gerektirmeyen elemanlarınıza da hesap yapılmasını tercih edebilirsiniz. Çatlak genişliği kontrolü için limit değerlerinizi TS500 çizelge 13.4'te belirtilen sınır değerlerden elemanınızın bulunduğu ortama göre seçim yapabilirsiniz. G ve Q yükleri altında sehim hesaplarımız yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılmıştır. Bu hesapları PDF ve Word formatında kaydedebilirsiniz. Bu bölümleri inceledikten sonra aslında sadece analiz yöntemini değiştirip analizleri göstereceğim. Kiriş donatı tanımı işlemi, sehim işlemi gibi hesaplar aynı mantıktadır. Bu bölümlere o yüzden tekrar değinmeyeceğim. Sonlu elemanlarla analiz işlemini inceleyelim. Öncelikle sonlu elemanlar hesap aksımızı kurallara uygun bir şekilde geçirelim. Tipimizi sonlu eleman hesap aksı seçip açılan pencereden sonlu eleman nervür aksını seçelim. Nervür döşememizden nervürlere paralel olacak şekilde kaset döşemelere ise iki yönlü hesap aksı tanımlaması yapalım.
Tanımlamaları gerçekleştirdikten sonra analiz sekmesinden sonlu elemanlar döşeme analizine tıklayalım. Bu arayüzü sonlu elemanlar döşeme analizi videomuzdan incelemiştik. Kat modeli hazırlama ve analiz diyelim. Model hazırla butonuna tıklayalım. Analiz tamamlandıktan sonra analiz sonuçları irdeleme bölümüne tıklayalım. Gördüğünüz gibi deplasmanlar beklenen davranışı sergiledi. Sayfayı kapatalım. Tamam butonuna tıklayalım. Analitik yöntemde yaptığımız gibi tasarım sekmesinde bulunan nervür döşeme analizimizi yaptıralım. Bu sayfada analitik yöntem de aynı mantıktadır. Sadece yükler sonlu elemanlar yönteminden aktarılıp hesaplamalar yapılmıştır. Daha sonra kirişlerimizin tasarımı için nervür kirişleri butonuna tıklayalım. Kiriş tasarımımızı gerçekleştirelim. Detayları istediğiniz şekilde daha önce bahsetmiş olduğum kurallara uygun olarak tasarlayabilirsiniz. En son sayım hesabımızı kontrol edip tasarımımızı tamamlayalım. Hesap bölümüne bu yöntemle birlikte bitirmiş olduk. Bir de kaset ve nervür döşemelerimizin kirişler haricindeki plak kısmına donatı tanımlamak isteyebilirsiniz. Bu tanımlamayı nasıl yapacağımızı inceleyelim. Hesap aksı butonundan konstrüktif hesap aksını seçelim. İstediğiniz çap ve aralıkta gönye seçimi de tercihe bağlı olarak seçip alt ve üst donatılarımızı tanımlayabiliriz. Bu bölümde nervür ve kaset döşememiz için hem X hem Y yönünde donatılandırma yapabilirsiniz. Nervür ve kaset döşemelerimizin tasarımlarını inceledik. İsterseniz kaset ve nervür kirişleri gerçek kirişlere dönüştürüp analizlerinizi yapmak isteyebilirsiniz. Kirişleriniz dönüştürülürken kullanıcı bilgisi dahilinde üzerlerine düzgün yayılı olarak döşeme yükleri verilebilir. Bu yükü otomatik olarak uygulatmak yerine bizzat aralara plak döşeme tanımlayıp yükleri aktarabilirsiniz. Analiz adımları birebir anlatmış olduğum önceki yöntemlerle aynı. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz analizinizi. Bu bölümü de inceledikten sonra detay önizlemesini Proto Structure içerisinde nasıl yapacağımızı inceleyelim. Çizimler ve raporlar bölümünden nervür kiriş açılımları bölümüne tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi detaylarımız düzgün bir şekilde oluşturuldu. Kalıp planları bölümünden ise plak kısmına tanımlamış olduğumuz donatıları görüntüleyebilirsiniz. Bu videomuzda nervür ve kaset döşeme tasarımınızı nasıl yapacağınızı ele aldık. Diğer videolarımızda yapı elemanlarımıza ait tasarımlarımıza devam edeceğiz.